Kaptanım, ufukta görüyorum galiba. Evet, evet, geliyor Fatih Beyler. Sevgili seyirciler, vapurda çay simit sohbette. Merhaba Fatih Bey. Bu hafta sevgili Fatih Koca ile birlikte olacağız. Kendisini ufukta gördük. Geliyoruz aşağıya. Efendim, az sonra başlıyoruz. Bir ben de ilanem sana. İlahilerin başlangıcı çocuklarla başlamıştı. Huzuru bulamamak aslında aciz olduğumuzu gösteriyor. Hadi ezan okundu, önce namazımızı kılalım, iftarımızı. Hayır, önce iftarı açacaksın. Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam. Es-Sadık Muhammed Aleyhisselam. Kaptanım. Sayın Ömer Bey. Nasılsınız bugün? Bugün iyiyim. Bugünün özelliklerinden bir tanesi de anneler günü olması. Evet, güzel bir gün. Kesinlikle öyle. Annelerimize ne kadar ne hediye alırsa kalsın ya. Maalesef yani. Bunlar çok başka bir şey. Efendim, karşılıksız sevgiyi gördüğümüz annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Anneler gününüz kutlu olsun. Zamandır böyle güzel bir an yaşamamıştım. Bir de Ramazan'ın güzelliğini yaşıyorum şu anda. O atmosfer, Sarayburnu, deniz ya. Ve Ömer Öztürk ya, ve kaptanım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Muhteşem. Hoş geldiniz, nasılsınız? Sizinle buluşmak çok keyifli. Aynen, o mutluluk benim için geçerli şu anda. Evet, efendim, dün akşamdan beri bir heyecan içerisindeyim. Sevgili Fatih Koca'nın sesini karşılıklı göz göze, kalp kalbe dinlemenin açısı mutluluğunu yaşayacağımı düşünüyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. O mutluluk bana ait şu anda. Gerçekten hem Ramazan sevinci, hem güzel bir atmosfer ve ne zamandır takip ettiğim bir program. Eksik olmayın. Ve şu anda oradayım. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Cemal Kaptan'la bu mutluluğu birlikte yaşıyoruz. Evet, sizden tanışmak da çok gurur verici doğrusu isterseniz. İnşallah o güzel sesinizi biz de dinleyeceğiz. Evet. Şimdi efendim, İstanbul Boğazı'nda az önce bu zamana kadar çok sık görmediğim bir şeyi görünce kaptana söylemek istedim. Kaptan, bu durum nedir? Fark ettiniz mi manzarayı seyrederken? Martılar sırayla dizilmişler. Genelde Boğaz'da farklı farklı sular olur. Yani bu anafor deniz veya erkoz dediğimiz bir farklılıktır. Sular farklı yönde akarlar ve şu anda gümüş geçişi, yani o zamanlardır. Ya. Gümüş balığı vardır. O da böyle biraz su üstüne gibi çıkar olur. Onlar da hazır bulmuşken ya, böyle. Evet. Yani doğalarını yaşıyorlar açıkçası. Evet. Muhteşem. Efendim, biraz önce size Kaptan Köşkü'nden merhaba dedik. Seyir tepelerinin bir özelliği vardır, değil mi? Evet. İstanbul'a bakmak. Yani ben İstanbul'u tepelerden Süleymaniye'de özellikle yıllarca program yaptık, televizyon programı yaptık. Süleymaniye'den İstanbul'u çok seyrettim. Sarayburnu'ndan çok seyrettim ama maalesef burada hiç bulunmamıştım. Öyle mi? Ya, i̇lk defa. Evet, evet, ilk defa. Evet. Şu anda gerçekten ne diyeceğim bile. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Sohbete geçiyoruz. Sohbeti ilahilerle açmak da güzel olabilir. Size sürprizlerimiz var, az sonra diyoruz. İnşallah. Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Şimdi sizin albüm çalışmalarınız arasında Le Mekan diye bir çalışmanız var. Vapurumuzun adı Le Vapur. Evet, Le Vapur. Böyle bir tesadüf, değil mi? Güzel bir tesadüf. Hoş geldiniz vapura. Bakalım nerelere gideceğiz. Hoş geldiniz. Kaptanım. Efendim, başlıyoruz. Sevgili seyirciler, ilahilere ve tasavvufa o kadar güzel, güler yüzle içten sarılıyor ki. Sevgili Fatih Koca ile olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, bin mukabele. Çok teşekkür ederim. Aynı mutluluğu ben de yaşıyorum. Çok kıymetli dostlar da sizinle birlikte. Rıfat Bey, Barış Bey. Evet. Eksik olmayın. Hoş geldiniz sizler de. 85 yıl sonra Ayasofya'da ezan okudunuz.
Vapurdayız. Burada ilahiler söyleyeceksiniz. Ya çok enteresan, çok güzel. Benim tabii küçüklüğümden beri hep ilahiler okuyorum ama 2000'li yıllardan itibaren Ramazanlarda özellikle programlar yaptım. Belki 10 yıla yakın hep Ramazan programlarında ilahiler okudum. Yine şimdi bir Ramazan günü ve vapurda ve İstanbul'u dolaşarak şu anda Dolmabahçe'deyiz, değil mi? Evet. Şimdi de vapurda ilahi okuyacağım inşallah. Bundan güzel mutluluk olamaz. Evliya Çelebi'yi anmak doğru olur mu? Aynen, çünkü Evliya Çelebi'nin bizim dini musikimizle bir bağlantısı var. Nasıl bağlantısı var? Biz ilahilerimize aslında Hazreti Peygamber'e dayandırıyoruz hepsini. Hazreti Peygamber'in hayatına baktığımız zaman ilahilerin oralardan neşe bulduğunu, oralardan çıktığını biliyoruz. Hatta ve hatta işte geçen günlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramımızı kutladık. Çocukların dini musikiyi başlattığını ifade ediyoruz hepimiz. Çünkü dini musikinin başlangıcı Kur'an okumanın dışında ilahilerin başlangıcı çocuklarla başlamıştır. Değil mi? Kesinlikle. Yani Hazreti Peygamber'in müezzinleri bile Hazreti Bilal'in sesinin güzel olduğunu Peygamberimiz çocukken daha biliyormuş. Mekke'ye atadığı müezzini bile çocukken seçmiş Peygamberimiz. Bunlar önemli. İlahiler o zamanlar şarkılar deniyor. Ama Evliya Çelebi kitabında işte dini şarkılara bugünkü dediğimiz ilahi belki de kelimesini ilk koyan kişi olarak karşımıza çıkmakta. Ben de bundan mutluluk duyuyorum. İlahiler bizim birliğimiz, beraberliğimiz, bizim paylaşımımız, bizim mutluluğumuz. Çünkü hepsi Allah'ın o güzel kitabını anlatıyor, Peygamber'in tavsiyelerini anlatıyor. İlahi olmak, okumaktan da hep mutlu olmuşum. Eksik burada olmayı. Da okumaktan da mutlu olacağım inşallah. Ekranları başında bizi izleyenler o zaman, çok bekletmek istemem. O zaman istemem. Şöyle, malumunuz Ramazan'ın son günlerindeyiz. Ramazan şöyle diyelim, medeniyet bir ritüeldir biliyorsunuz. Ritüel de merasim demektir. Yani aslında yaptığımız merasimlerin özü dinin aslıdır. Biz onu biraz daha ziynetlendiririz. Ramazan ayında da o neşeyi, mutluluğu, sevinci hissetmek için cami dışında da cami içerisinde de ibadetlerimizi daha da yani tabiri caizse huşu içerisinde yapmak için daha da kaliteli yapmak adına biz ibadetlerimizi de ziynetlendiririz. Ne ile? Tabii ki ses ile. Çünkü Peygamberimiz Kur'an'ı okuyun ama Kur'an'ı işte seslerinizle ziynetlendirin diyor. Süslendirin. Süsleyin buyuruyor. Dolayısıyla yani biz cami içerisindeki okuduğumuz sadece Kur'an değil, camideki bütün formları en güzel şekilde icra etmeye çalışırız. Ramazan'da da caminin dışındaki yapılan bütün faaliyetlerin içinde Ramazan'a ait dini musiki formları vardır. Temcitlerimiz vardır, teravih tertiplerimiz vardır, Ramazaniyelerimiz vardır, Ramazan karşılamalarımız vardır. İşte bir de Ramazan'ı uğurlama ilahilerimiz vardır. Seyircilerimizin de çok sevdiği bir ilahiyi, bir elveda ilahisini okumak isterim. Müsaade eksik ederseniz. Olmayın. Dinlemek şeref. Ya Hennan, ya Mennan, ya Zelcudi vel İhsan, sen bitin kulubena alel iman, nercu affeke vel gufran. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah. Elveda, elveda, şehri sıyam elveda. Elveda, elveda, şehri Ramazan elveda. Elveda. Şehri sıyam
şehri rahmet elveda. On bir ayın sultanısın, dertlilerin dermanısın. Hakkın bize ihsanısın elveda. Şehri Ramazan elveda, evveli hu ahiri hu zahiri hu batını gül yahu yahu ya medik hak yahu yahu ya sabed la ilahe illallah Muhammed Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Elveda elveda şehri sıyam elveda. Elveda elveda şehri Ramazan elveda. Eksik olmayın. Teşekkür ediyoruz. Alkışlamamak olmaz. Şimdi bizim ruhumuza güzel geldi de izleyicilerimizle birlikte öyle olduğuna inanıyorum. Vapurun ruhuna nasıl geliyordur? Bir evde namaz kılmak, bir evde ilahi söylemek, evet. Bir vapurda bunu yapmaktan aklıma geldi ama. Dini musikiyi biz bütün mekanlarda, uygun olan bütün mekanlarda en güzel şekilde icra etmeye çalışırız. Özellikle de bizim dini musikimizin mevlid geleneği var. Mevlid geleneği otobüste bile... Uçakta bile ben mevlid okudum. Biliyorum, ilahi okudum. Biliyorum tabii. Ama şimdi vapurda ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Bu çok benim için çok ayrı bir an oldu. Bu anı yaşıyorum şu anda. Akustiği nasıl şimdi? Camilerin akustiği bir formu. Akustiği de çok güzel. Evet. Camilerin formu var deriz aslında ama camilerde sonuçta bir şekilde şarkı, eser, ilahi söylenmiyor. Orada evet. Aslında ezanla ilgili bir durum. Ya, caminin içerisinde ezan sadece ve sadece minareden okunuyor. Caminin içi sayılır ama cami içerisinde ezan sadece cuma günü iç ezan olarak okunur. Caminin dışında okunur ezanı Muhammedi. Salalarımız, temcitlerimiz, bizim dini musikinin ibadet öncesi musiki var. İbadet esnasında musikimiz var. Bir de ibadetin dışında yaptığımız musikileri var, dini musiki. İbadet öncesi olan musiki işte her zaman... İnsanları beş vakit namaza davet etmek için ezan-ı Muhammedi'nin okunması. İşte salalarımız var minareden yine bir şeyi haber vermek için icra edilen, Peygamber Efendimiz'e salat selam getirerek irticalen, doğaçlama okunan Peygamberimizi anmak. Es-salatu vesselam diye başlarız ya. Bu da bir şeyi haber vermek için. Nedir? İşte Cuma'nın geldiğini, Cuma'dan böyle 45 dakika, bir saat evvel sala verilir ki cuma vakti geldi. Veya kandil geceleri okunur ki insanlar bugün ezan değil sala okunuyor. Bugün kandil gecesi veya başka bir şey. Yine sala okunuyor. Bugün perşembe gecesi, yarın cumaymış. Veya vakitli vakitsiz bir sala okunuyor. Herhalde birisi vefat etti. Bir vefat haberi almak için. Minareden okunan işte ezan, sala, bir de Ramazan'a ait temcitlerimiz var. Nedir o? Allah'ı ululamak, Allah'ı kutsamak, Allah'ı yüceltmek anlamına gelir. Yani mecid kökünden geliyor. İrticali okunur. Yine doğaçlama, besteli olanlar da vardır. Sadece Ramazan'da sahur vaktinde insanları, hani davulcular davul çalarak Ramazan'da insanları uyandırır ya, müezzinin minareden sahur vaktinde okuduğu Allah'a karşı onu yücelterek işte ya Hazretim la Mevlel Meval diye devam eden böyle Allah'ı anmak demektir. Sonunda da Allah'a yalvarmak diye ifade ettiğimiz münacaatlar vardır.
Onlar okunur ki işte sahur vakti geldi. Kalkın yemeğinizi yiyin. Bir de ikinci bir temcit vardır. O da artık ezana bir iki dakika var. İşte son sularınızı için gibi onu da haber vermek için yine minareden okunur. Yani bizim minareden okuduğumuz formlar ayrı. Cami içerisinde Kur'an-ı Kerim namazı kıldırmak başlı başına bir musikidir. Müezzinlik yapmak başlı başına bir musikidir, bir ahenktir. Veya daha birçok form vardır. İşte onlardan birisi de vapurda ilahi okumaktır. Eksik olmayın. Şimdi Kur'an'ı sesinizle söyleyiniz diyor. Sonuçta aslında sizin de dededen miras kalan bir başlangıç var. Okuyarak insan sesini güzelleştirdiği söylenir Kur'an. Doğrudur, doğrudur. Şimdi tabii birisi hasta olduğu zaman, bir kimse hasta olduğu zaman mutlaka doktora gözükmeli. Mutlaka gidip hastalığının tedavisini doktordan, hekimden öğrenmeli. Yani eğer sesi geliştirmek istiyor isek eğer, tabii ki şan dersi veya en asgari düzeyde musiki dersleri alması gerekir. Ama bir de bizim manevi yönden baktığımız bazı vakıalar vardır. Hazreti Peygamber'in sözleri bizim için önemlidir. Nedir? Peygamberimiz diyor ki, Zeyyinul Kur'ane bi asvatikum. Yani seslerinizi Kur'an'la ziynetlendirin, süsleyin. Peygamberimiz diyor ki, Zeyyinu esvatekum bi kıraetil Kur'an da var. Yani sesinizi Kur'an'la ziynetleyin, Zeyyinul Kur'ane bi asvatikum da var. Yani Kur'an'ı sesinizle süsleyin de var. Bir de sesli okuma olayı değil mi? İşte onu ondan bahsedeceğim. Hani Kur'an-ı Kerim'i biz gizli gizli de okuruz, hafi dediğimiz. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir de kıraat diye okuma vardır. Böyle düz okuma işte Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bir de Kur'an'ı sizin buyurduğunuz gibi güzel okuma vardır. Ona da tilavet deriz biz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tecvid kaidelerine, okuma kaidelerine riayet ederek, sesimizi de kullanarak, musiki nameleri yaparak hem onu kendimizde içselleştirmek hem de bizi dinleyenlere o yüce kelamın daha güzel bir şekilde dinlemesine vesile olmaktır. Dolayısıyla Peygamberimizin o hadisine dayanarak Kur'an'ı sesimizle ziynetlendirirken sesimizin de Kur'an okuyarak güzelleştiğine inanıyorum ben. Değil mi? Çünkü imamlarımızın, müezzinlerimizin genel itibariyle sesi çok güzel. Sebebi hikmeti, müezzinler, imamlar günde 5 vakit seslerini sanki antrenman yaptırırlar. Sabah ezanını okur, öğle ezan, sabah ezanını sabah makamında okur, öğle ezanını uşak makamında okur, ikindi ezanını rast makamında okur, akşam ezanını segâ okur, yassıyı Hicaz okur. Bakın makamları da kullanır. Dolayısıyla sesi daima antrenmanlıdır. Şimdi bir ses sanatçısı bir gün okumasa, bir gün sesini çalıştırmasa gerçekten sesinin karakteri düşer. Değil mi? Düşer yani. Bütün ses sanatçıları bunu söyler, bilir. Onun için Peygamber Efendimiz'in o sözüne uyarak ben sadece imamların, müezzinlerin değil, hepimizin. Hepinizin Kur'an'ı evimizde bağıra bağıra, güzel sesimizi de güzelleştirerek okumamız gerektiğini ifade etmek isterim. Eksik olmayın. Sevgili Barış Demir'in şimdi ut öyle durunca sevgili seyirciler, uda baktıkça kaplumbağa gibi. Tersten kaplumbağa gibi. Dağ gibi. Evet. Yani böyle bir, yoksa bir ilahiye bir pas mı atalım dediniz? Evet. Kaplumbağayı uyandırsak mı diyecektim. Rıfat Hocam'dan kısa bir böyle segah taksim alalım ve bu sene Yunus Emre yılı. Hem bir Yunus Emre ilahisi okuyalım. Hemen peşinde milletimizin çok sevdiği, çok güzel bir ilahi var. Cemali'nin sözleri. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bestesi anonim olan rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocamızın derlediği. Çok güzel. O ilahiyle de devam edelim. İkisini beraber tamam, okuyalım. Müsaade ederseniz. Ne demek? Thank you.
Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel kendi güzel Muhammed. Adı güzel kendi sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu aleyhi Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana, sevdim bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim. Evlad-ı hayalden geçerek ben ravzana geldim, ahlakını methetmeden Kur'an diye sevdim. Ahlakını medhetmeden Kur'an diye sevdim. Kurbanın olan şah ulu Yezdan diye sevdim. Didarına müştak ulu Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Arka fonda da Ortaköy Camii'nin Allah bize eşlik etmesi Allah büyük Allah bir kısmet oldu gerçekten. Elhamdülillah. Eksik olmayın. Şimdi dünyada insanın problemi bitmiyor. O rahatlamayı istediği gibi belki de yaşayamıyor. İmkansız. Değil mi? İmkansız. Çünkü hayatın aslında amacı bu. Yani insan bu musibetlerle donatılmış olan insan bu musibetlerden çıkıp da Rabbini bilmesi gerekmekte. Çünkü ayeti kerimeler biz insanı ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri Rablerine kulluk etsinler. Acziyetlerinin farkında olsunlar. Yani huzuru bulamamak aslında aciz olduğumuzu gösteriyor. Ama işte ayeti kerimede huzuru bulamamak aslında aciz olduğumuzu, bizim acziyetimizi gösteriyor. Kul olduğumuzu hissettiğimiz an o acziyetimizden kurtuluyoruz aslında. Kul oluyoruz. Çünkü Rabbin razı olduğu kul oluyoruz. O zaman huzuru buluyoruz. O da Allah'ı içimizde hissetmek zikriyle. Çünkü elâ bi zikrillah tadma innül gulûb. Kalplerin tatmin olması, sekine olması, huzur bulması ancak ve ancak her an Allah'la beraber olduğunu düşünmekten geçer. Ayet-i kerimenin bir nevi mefhumu, manası, mefhumu bu.
Dolayısıyla bunu hissettiğimiz zaman Rabbimizin Fecr suresindeki Rabbinin kendisinden razı olduğu kul, kulun da Rabbinden razı olduğu kul kıvamına gelmek. Yani bugünkü tabirle level atlamak, işte o tasavvuftaki yedi nefis mertebesinin dördüncüsü dediğimiz kamilül mükemmil, kamil bir insan olmak demektir o. İşte o zaman fedhuli fi ibadi, işte o kulların arasına girmiş oluyorsun, işte o zaman vedhuli cenneti, işte o zaman cennetime girmiş oluyorsun. Çok mu konuştum abi? Estağfurullah. Boğaz'dayız efendim. Boğaz'da sevgili Fatih Koca ile birlikteyiz. Eksik olmayın. 1800'lü yılların ortalarında yaşamış Auguste Rodin, heykeltıraş, düşünen adam heykelini yapan, ben mermerin sadece fazlalıklarını aldım demiş. İnsan da aslında iyileşmek ve güzelleşmek için kendisine bir şeyle... Muhteşem bir şey ya. Yani çok aslında güzel bir şey. Biraz böyle bakmak mı gerekir? İşte yine şeye geleceğiz. O tasavvuftaki kamilül mükemmil dediğimiz mertebeye geleceğiz. Allah Teala insanı yaratıyor. İnsan doğumundan, işte çocukluğundan, gençliğinden, tabii hayat oluyorsa ölene kadar belli bir hayat yaşıyor. Bu hayatın ana temasını Rabbim yine bize kendisi gönderiyor. Kitabıyla gönderiyor, peygamberleriyle gönderiyor. İşte biz eğer onlara böyle olun, böyle olmayın, böyle olun, böyle olmayın, İç huzuru hissediyorsanız kimseyi kıskanmayın, Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetlere de ona verdi de bana niye vermedi demeyin. Çünkü bunu sen engelleyemezsin. O mütevaziyle bürünmemizi istiyor. Bundan dolayı işte çok affedersiniz, yontulma meselesi var ya, heykeltıraştan girdiğiniz için söylüyorum. Aslında o cevher bizde var. İşte o cevheri yontacak bir başka cevher daha lazım. O da peygamberdir veya peygamberin yolundan giden ehli mutasavvuf dediğimiz büyüklerimizdir. Onların yollarıdır. O yollar o mermeri biçimlendirir. Aslında o mermer bizde vardır. O insan silüeti bizim içimizde vardır ama önemli olan işte onu biçimlendirmek. O da başta peygamberimiz ve onun yolundan gidenler. Gitmek. Karın tokluğuyla gönül tokluğu arasında ne fark var desen? Vay, çok zor bir soru bu. Vallahi karın tokluğu da lazım. Hangisi daha nettir? Hocam karın tokluğu bence daha net. Çünkü yani karın tokluğu olmadan gönül tokluğu olmaz. Hani diyor ki yani önce hadi ezan okundu, önce namazımızı kılalım, iftarımızı. Hayır, önce iftarı açacaksın. Önce bir ya, doyacaksın. Yani fiziksel manada biyolojik vücudumuzu önce bir huzura eriştireceğiz ki ondan sonra gönül tokluğu olsun. Ama işte önemli olan o. Bismillah Furkan suresinde وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامَا buyuruyor Yüce Rabbimiz. لَمْ يُسْرِفُ وَلَمْ يَقْتُرُ. Yani israf etmeyin ama cimrilik de yapmayın. Ne yapın? İkisinin arasında kıvamı koruyun, kavama. İkisinin arasında o kıvamı koruyamaz isek ne gönül tokluğu olur ne de karın tokluğu olur. Ama yine de çok da yemeyeceğiz, çok da uyumayacağız. Yani o da çok önemli. Aşırıya da gitmeyeceğiz. Bu meseleye bu manada bakarsak bu ayeti kerime Furkan suresi bize çok daha net bir şekilde ifade etmekte. Eksik olmayın. Sabahleyin bir haber okudum. Tabii ekonomi de yer yer politikanın içerisinde, hı hı, insanın kendisi için, çevresi içinde bile spekülasyon durumunu duyarız. Hı hı. İnançla spekülasyon olur mu? Ya inandığımız şeyin içerisinde bir tereddüt olur mu? Bunun kaygısından dolayı yaşanmış bir zarar olur mu? Tereddüt, Bismillah ayeti kerimede ne buyuruyor Rabbimiz? Diyor ki, Elif la mim zâlikel kitab la raybe fi. Yani bu kitap içerisinde şek ve şüphe olmayan bir kitaptır buyuruyor. Şimdi bir insana diyorsun ki işte bu Kur'an-ı Kerim, al bunu oku, içerisinde şek ve şüphe yok diyorsun. İşte yine bir önceki meseleye geliyor. Eğer gönülden biz o kitabın Allah'ın peygambere gönderdiği son kitap olduğuna gönülden inanıyor isek, orada okuduğumuz ayet-i kerimelere kelimesi kelimesine harfiyen inanmamız gerekiyor. Çünkü Rabbimiz bize böyle emrediyor.
Yani inanç böyle bir şey. Yani inancın içerisinde tereddüt, şüphe olmaması gerekiyor. Yani çünkü Peygamber Efendimiz, biz peygamberimizi bile görmedik yani. 1400-1500 yıl evvel yaşamış peygamberimizi bile görmeden iman ettik. Rabbimizi, işte melekut alemini, frekansımızın hissetmeyeceği daha nice varlıkları biz hepsini Kur'an-ı Kerim'den, kitabımızdan öğreniyoruz. Ve biz bunun Allah'ın peygamberimize gönderdiği kitap olarak inanıyoruz. Dolayısıyla bu inançta söylediğiniz gibi tereddütler, şüpheler olmaması gerekir. Ama bazen ayeti kerimeleri veya Peygamber Efendimizin söylediği... Yorumlamak abi. Ya bunları yorumlayabiliriz. Güzel bir şekilde yorumlayabiliriz. Ya bu böyle de anlaşılabilir diyebiliriz. Yoksa tefsir ilmi ortaya çıkmaz. Değil mi? Yoksa Peygamber Efendimizin söylediği hadisleri, hadislerden yola çıkarak farklı farklı mezhepler ortaya çıkmaz. O zaman biz insanlığımızın neresinde kalırız? Allah'ın bize akletmiyor musunuz? Düşünmüyor musunuz? Tefekkür etmiyor musunuz? İşte yere, göğe bakıp, havaya bakıp, toprağa, suya bakıp nefes alıyoruz, veriyoruz. Bunu kim veriyor? Bunları düşün. Böyle bir akla da sahip bir insan, modomot bir insan olamaz. Düşünür. Ama Allah'ın dediğinin de hak olduğuna inanır. Önemli olan o. Yoksa ahiret var mıydı ya? Kabir var mıydı? Falan gibi düşüncelere girersek zaten biz o inançtan çıkmışız demektir. Doğru, kesinlikle. İnsanın da bir şekilde aslında hayattan talebi neyse kendisi de o mu? Aradığı şey. Doğru. Yani yine ilahilerimizde de geçer ya, böyle araya araya buldum seni diye. Aslında Peygamber Efendimiz, Yunus Emre Peygamberimiz için de söyler ama yani çünkü arayan bulur Mevlasını derler ya. Doğru. İşte aynen aramakla alakalı. Ama artık eskiden şimdi Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Peygamber'den bizzat insanlar, sahabe-i kiram öğreniyor. Ama Hazreti Peygamber yok şu anda. Ve bu zamana kadar gelen bir sürü tarihi vesikalar, tarihi rivayetler var. Bu rivayetlerin içerisinde de boğuşup duran bir insan var. İşte onun için aramalıyız, bulmalıyız. Bazen bak elinizde bir mercek var değil mi orada? Evet. Hani biz deriz dünyaya nasıl bakalım? Böyle şöyle geniş ufuklarla bakarsak daha iyi anlarız diye bakıyoruz. Ama bazen o mercekle buluyoruz bazı şeyleri. Çok tabiri caizse at gözlüğü takıp da bakmamız gerekiyor. Yani odaklanmamız gerekiyor. Dolayısıyla satır aralarında geçen ifadelere de Kur'an'dan söylüyorum. Dikkat etmemiz gerekiyor. Satır aralarında geçen tarihi rivayetlere de dikkat etmemiz gerekiyor. Yani arayan böyle bulsun demek istiyorum. İnşallah. İnşallah. Bir daha yokacağız herhalde. Hadi. Buyurun. Şimdi tabii vapurda giderken insana ilham veren bir duygu var aslında. Hele ki sizin gibi uzun zamandan sonra vapura birisi biniyorsa daha da etkisi çok olabilir. Kaptanla biz biraz alışığız. Size nasıl ilham veriyor? Vallahi ne okumak isterseniz. Vapur çok güzel de işte şerefül mekan bilmekin vardır ya. Bir mekanın değeri oradaki yaşayanlarla kaimdir. Şimdi işte Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Böyle bir yerdeyiz. İki tarafı Anadolu yakası ve Avrupa yakası ve İstanbul dünyanın başkenti bence. Ve burada kim var? Burada Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama hizmetkarlığında bulunmuş, ona hizmet etmiş, ona yarenlik etmiş sahabe-i kiram metfun. Ona yarenlik eden sahabeden sonraki gelen bir nesil ve bir kültür metfun. Doğru. Ve bir de onların devamı bir gelecek var ve şu anda muhteşem bir yerde bana ilhamı vapurdan da öte ya. Burası veriyor, bir bütünlük arz ediyor. Çocukların çok sevdiği bir ilahi var. Erler demine destur alalım diye. Bizim ilahilerimiz çocuklar ana rahminden, daha anne rahmindeyken müzikle eğitilmeye başlarlar. Ben şunu iddia ediyorum. Bir insanı, bir yavruyu, çocuklarımızı müzik, doğru müzikle eğer yetiştirebilirsek gelecek nesillerimiz ideal bir insan topluluğu haline gelir.
Yani çünkü müzik hem beynimizin sağ lobunu hem sol lobunu geliştirir. İkisi beraber geliştiği zaman çocuklarımıza, yavrularımıza müzikle ahlakı, sevgiyi, anne baba sevgisini, çevre ahlakını, hayvan sevgisini, Allah'a olan kulluk bilincini, peygamber sevgisini müzikle vermeliyiz ki gelecek nesillerimiz ideal bir topluluk haline gelsin. İşte o ilahilerden birisi. Kelime-i tevhidi öğreten. Yani la ilahe illallah'ı. Yani insanlığımızın, Müslümanlığımızın ilk ifadesi olan Ya Rab sen varsın, senden gayrı hiçbir şey yok ifadesini çocuklarımıza öğreten bir ilahi Konyalı Hacı Tahsine Nine'nin. Allah kani kani rahmet eylesin. Onun Nusret sözleri, Nusret Efendi'ndi değil mi? Kimdi o? Bir vapur iskelesinde çalışan. Öyle mi? Vallahi tam abi, da gerçekten. Tam da otu. Hiç yeni aklıma geldi. Şirketi hayriye memuru. Öyle mi? Nusret Efendi değil mi? Nusret Efendi'nin sözleri ve bestesi benim bildiğim Hacı Tahsin Nine'nin. Derleyen de Hacı Tahsin Nine'yi yatağında okutup da kaydeden de rahmetli Ahmet Hatipoğlu hocamızın. Onu okuyacağım. Hemen ardına Kaside-i Bürde'den küçük bir beyit okuyacağım. Kaside-i Bürde Peygamber Efendimiz'e hediye edilen hırka demek. Hırka. O da nerede? O da İstanbul'da. Onu anlatan İmam-ı Busuri'nin küçük bir bölümünü ve yine Peygamberimizle bir gönül bağı kurmak için okuduğumuz bir mahur salatü selam ile bitireceğim. Eksik olmayın. Bugün efendim şefsizsiniz. Gerçekten de şefsiniz zaten ama. Estağfurullah. Eksik olmayın. Aslında hocamız da çok fazla bu hani denizin ortasında, vapurda, değişik mekanlarda musiki yapmaya uzak bir insan değil. Bundan 5 sene önce TRT1'in iftar programında biz Kız Kulesi'ndeydik. Ya. Aa, tabii vapurda değildik ama Kız Kulesi'nde. Evet yani o... Şanslısınız. Ya. Ama rüzgarın etkisinde kalarak okumuştuk ilahileri. Haydi bismillah diyelim. Haydi. Affedersiniz. Buyurun buyurun, devamdayız, kayıttayız. Sevgili Fatih Koca'nın heyecanı gerçekten harika, eksik olmayın. Haydi bismillah. Erlerde bile destur alalım, erlerde bile destur alalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım, aşkın ateşine gel bin yanalım, aşkın ateşine gel bin yanalım, pervaneye bak ibret alalım, pervaneye bak ibret alalım, dost 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 dost. Seyran edelim, devrana girip seyran edelim, eyvah! Demeden Allah diyelim, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallahu. Mevla'ya salli ve sellim daimen ebeden ala habibika hayril halki kullimi. Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Allahümme salli alel Mustafa, Allahümme salli alel Mustafa, bedi'i cemali ve bahri'l vefa, bedi'i cemali ve bahri'l vefa. Ve salli aleyke ma yenbeği, ve salli aleyke ma yenbeği, Es-Sadık Muhammed aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed aleyhisselam, Es-Sadık Muhammed aleyhisselam. Muhteşem.
Çok teşekkür ederim. Şimdi her şey vaktinde güzel deriz ya. Siz bunu hangi vakitlerde söylersiniz? Ne zamanlar söylersiniz? Şöyle söyleyeyim. Bakınız ezanı Muhammed'i okunuyor dışarıda. Vapurda olunca biz her ezanı yakalıyoruz. Değil mi yani şu anda? Evet. Aynen. Çünkü o tarafta okunuyordu. Bu tarafa geldik devam ediyor. Eski filozoflar yani antik Yunan'daki Pisagor'dan tut Eflatun'a kadar daha sonra Farabi'nin yazdığı kitaplarda musiki'nin, şimdi onu sordunuz ya, musiki'nin belirli günün belirli vakitlerinde hangi name, hangi makam insan hem biyolojisine hem de psikolojisine daha iyi gelirin cevabını aramışlar. Ve bunlar bulunmuş. Yıllarca günümüze kadar gelmiş. Hatta ve hatta Selçuklular döneminde, Osmanlılar döneminde şifahaneler kurulmuş. Müzikle tedavi edilen hastaneler kurulmuş. Amasya'da, Edirne'de, Kayseri'de, Sivas'ta bunlara biz mimarhane diyoruz. Dolayısıyla bakın ezanlar bile sabah ezanının farklı makamda okunmasının, öğle ezanının farklı makamda okunmasının, ikindi ezanının yani ezanların bile farklı makamlarda okunmasının altında yatan en önemli etken bu bilgilerdir, bu rivayetlerdir. Onun için günün vakitlerine göre bizim Türk müziğindeki nameler vardır. O nameleri, o makamları kullanırsak iç huzurumuz, iç dinamizmimiz daha da coşar, daha da muhabbetlenir ve pozitif bir insan oluruz. Yani standardı yüksek, kaliteli hayat yaşarız en azından. Kaliteli bir an yaşamaya da vesile olur. Onun için bunlara çok dikkat ederiz. Şimdi, yani akşam vaktinde veya işte tam uyku vaktinde, uykuya yatmadan evvel böyle insanın dinçleştirecek makamlar var. İşte Rast gibi, evet. Mahur gibi değil mi? Daha makamlar var. O makamlar, bak Rast okuduk, dinçleştik. Orucuz ama sanki oruç değilmişiz gibiyiz. Rast makamının verdiği o şeyi hissettim ben şu anda. Çünkü o Rast makamı yorgun, İnsanoğlu sabahtan uyanır, ikindi vaktine kadar yorgunlaşır. Hem çalışmaktan dolayı fizyolojik olarak bedenel ve ruhsal bir çöküntüye girer. Bunu, o çöküntüyü kurtarmak için ezanı Muhammedileri Rast makamında okuruz ki kendine gelsin, ibadetini düzgün yapsın, uyuyarak yapmasın. Onun için Rast makamında okuruz biz ikindi ezanını değil mi? Hicaz, evet. Yatsı ezanı da Hicaz okuruz ki yani namazı artık yavaş yavaş kılsın, uyku getirsin. Hicaz hani uyusun da büyüsün ninni. Bizim ninnilerimiz de Hicaz makamı. Çocukken böyle uyur gider. Onun için yani o vakitlerde de tutup Rast makamında bir şey okumayız. Çünkü artık yatacağız. Doğru. Doğru. Eksik olmayın. Teşekkür ediyorum. Şimdi izleyicilerimizin size birkaç sorusu var. Buyursunlar efendim. Onları yöneltmek isterim. Şimdi tabii Ramazan'a özel izleyicimiz şu şekilde sormuş. Çocukluğunuzdan beri süre gelen ve sizi mutlu eden Ramazan alışkanlığınız nedir? Bizimle paylaşmak istediğiniz bir alışkanlığınız var mı farklı? Ramazan alışkanlığı benim mukabele. Mukabele. Hiç bırakmadım. Çünkü Ramazan ayı Kur'an ayı. Yani Ramazan'ı aslında bize güzelleştiren içerisinde Kur'an'ın olması. Dolayısıyla Kur'an'ın inmesi, dolayısıyla Ramazan ayı Kur'an ayı. Ama o küçüklüğümden beri bırakmadığım tek Ramazan geleneğim mukabele okumak. Her gün en az 200 Kur'an okumak. Allah kabul etsin. Amin. Cümlemizin inşallah. Olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi. Ayasofya Camii'nde sabah ezanı okurken ne hissetmiştiniz diye. Evet, her zaman sorulur. Benim hayatımda 3 önemli ezan okuma anı vardır. Birisi daha 7 yaşlarındayken rahmetli dedem cami imam hatibiydi. Dedemin ilk bana okuttuğu ikindi ezanı, şaşırmıştım o ezanda. Hayrullah Efendi. Hayrullah Efendi'nin. Dediniz. Hayyâlel fellâhı okumadan Allahu Ekber demiştim. Şöyle arkadan pıt diye vurmuştu bana. Hiç o ezanı unutmuyorum. 2006 yılında Arafat'ta, Arafat çadırında milyonlarca insana Fatih Camii müezzinlerinden Ali Rıza
Şahin abimle beraber çift sabah ezanı Arafat'ta, hacda okuduğum an, bir de tarihi bir görev, tarihi bir yükümlülük ve 85 yıl sonra Ayasofya'da bir sabah vakit ezanı ve Kadir Gecesi sabah ezanını okumak benim tabii hayatımda yaşadığım en önemli 3 ezan anıdır onlar. Her zaman söylediğim gibi orası bir sorumluluk istiyor. O müezzinlik mahfili, şöyle bir baktığımız zaman Ayasofya müezzinlik mahfili deyince bizim dini musiki kültürünün oluştuğu yer orası. Şimdi oraya çıkıp da bu halinle ezan okumak gerçekten zor ve bizim için de Allah'ın bir bizim için bir lütfu idi. Allah bize nasip etti. Gittik, okuduk. Allah elhamdülillah orada şu dua etmiştim ezandan sonra. Ya Rabbi burada bizlere cemaatle namaz kılmayı nasip eyle diye. O da nasip oldu elhamdülillah. Eksik olmayın. Ömer Bey, ben çok mutlu oldum bugün. Böyle İstanbul'un hem bu Ramazan manevi ikliminde hem Boğaz'da böyle güzel bir Cemal Kaptan'ın riyasetinde ilerleyerek Sarayburnu'na tekrar geri döndük ve sizinle yıllardır ben sizi izliyorum. Teşekkür takip ediyorum. Ediyorum. Bir hayranınızım, onu söyleyeyim. Ben zaten bugün gerçekten bu programda olmak benim için ayrı bir şerefti. Çok eksik teşekkür olmayın, ediyorum size. Eksik olmayın. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, vapur sohbetinin sonuna geldik diyoruz. Tamam. Efendim, bizleri güzel hatırlayın isteriz. Şöyle küçük bir armağanımız var. O zaman çok teşekkür ediyorum. Hem ben. Rıfat'ımın hem Barış'ımın. Arkasındaki maniyi sizin sesinizle dinlemeyi isteriz aslında. Okuyabiliyor musunuz? Bardağı açın. Şehzadeler şehrinin koca fatihi, bir bağdı sabah misalidir sesi, tasavvuf musikisinin nefesi, vapurda çay ile sohbete... Allah Allah. Muhteşem ya. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Ne güzel yazın. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Gelişiniz güle güle. Gelişiniz güle güle. Çok teşekkür Her ederim. Her işiniz güle güle olsun inşallah Allah diyoruz. Allah sağ olun. Teşekkür Efendim, ederim. Efendim haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Tüm annelerimizin anneler gününü tekrar kutlarım. 'Gülüyor> Hayatımın en mutlu anlarından birini Ramazan ayında Ömer Bey ile geçirdiğim için Allah'a hamd ediyorum. İyi ki varsınız. Vapurda çay simit sohbet. Fatih Koca.